Saygıdeğer izleyenler, dünden bugüne yani biz 70 küsür yaşına gelmiş insanlar bu dünyaya geldiği günlerde yerli malı herkes onu kullanmalı diye laf edilirdi ama köyler, kentler boşaldı. Yerli malı denilen ürün kişilerin kendi yaşadıkları topraklarda üretilen üründür. Betonda yerli malı üretilmez. Onun için de Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nun yetkilileri bu güzelliği sürdürüyorlar. Hem öğrencileri hem öğretmenlerin velileriyle beraber sürdürüyorlar. Bu güzelliğin Ünye'den ülkeye dolayısıyla dünyaya yayılması için biz İlköğretim Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu müdürümüzü hem tanıyalım hem de bu etkinliğe neden gerek duyduğunu yıllar sonra da olsa ya da her yıl yapıyor muydu onu hem adını öğrenelim hem anlatsın bize. Evet, Kemal Türk, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu müdürüyüm. Yerli Malı Haftası'nı her yıl 12-18 Aralık tarihleri arası biliyorsunuz ülkemizde tutum, yatırım ve yerli malı haftası olarak kutlanmakta. Bizim okulumuzda da bu etkinlik her yıl yapılmakta. Bu yıl 5H sınıfımızın değerli velileri, güzel öğrencileriyle birlikte bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Onlara tutumlu olmayı, üretmeyi, ülkemizin geleceği için yeni şeyler üretmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Bunu hedefliyoruz. Onların önünü açmaya çalışıyoruz. İsraflı olmamayı, annelerimizin yapmış olduğu, üretmiş olduğu bütün ürünlerin organik, yerli olduğunu, bunu hiçbir şekilde geri çevirmeden yememiz gerektiğini onlara anlatmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bu eski, sizin de söylediğiniz gibi eski etkinliğimizi devam ettirmeye, yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu güzellikler için size, bu organizeyi yapan velilere, dolayısıyla da geleceğimizin umudu pırıl pırıl gençlerimize bu yerli malı haftasını kullanması için, devam etmesi için bağın, bahçenin üzerinden kopmadan hafta sonlarını herkesin mutlaka bir köyü vardır. Köyünde, evinde, barkında, deresinde köyü tavuğuyla, kurduyla, kuşuyla beraber olmasını diliyor. Hepinizi kutluyorum. Teşekkür ediyoruz.